Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Ben Mert, yanımda Ece var. Hoş geldin Ece. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Star Trek serisinden adını söyleyemediğim şeyi yapacağız. Ne yapacağız Ece? Hasbred yapacağız. Hasbred yapmaya başlamadan önce içindeki bol bol malzemeyi bir saymaya başlayalım. Buyur Ece'cim. Öncelikle iki tane yuvarlak lavaş ya da tortilla kullanacağız. Çeyrek avokado, ince rendelenmiş mor soğan, 4-5 tane orta boy dilimlenmiş kornişon turşu, yarım su bardağı kadar labne, yarım su bardağı kadar rendelenmiş kaşar, ince dilimlenmiş ıspanak, biz yaklaşık 15-16 yaprak falan kullandık, sriracha sosu ya da acı sos ve karabiber. O zaman hazırsan yapmaya başlayalım. Olur, başlayalım. Ben mi yapayım bu sefer? Yok. Yine ben yapacağım. Çekil. Hayır, beraber yapacağız. Peki. Merak etme. Zaten iki tane çıkacak bundan. Şimdi önce, evet, hiçbirini yemeyeceğim ben zaten. Hepsini sen yiyeceksin. Önce labnemizin içine acı sosumuzu dökeceğiz. Bu tamamen sizin yani ne kadar acı sevdiğinize bağlı. Ben Mert yiyeceği için bol bol koyuyorum. Acıyı bayağı seviyor çünkü. Yeter mi bu ikisi için sence? Yeter herhalde ya. Tamam. Sonra bunu bir kaşık yardımıyla şöyle bir karıştıracağız. Şöyle bayağı turuncu kıvamlı bir şey elde ettik. Şimdi bu lavaşlarımızı şöyle alacağız önümüze. Ve bunu ikiye bölüp içine güzelce yayacağız. Belki ben yapıyorum. Niye olma? Çünkü iki tane var. Bunu yapayım. Ha? Niye bu kaşığı çıkardın? Çünkü ben de yapacağım. Birine sen, birine ben yapacağız Mert. Ben ikisini de yapardım Ece'cim. Kaşık kirletiyor ya. Sanki kendi temizliyor. Evet, bütün bulaşıkları ben yıkıyorum gerçekten. İşte el çabukluğu da böyle bir şey senden. Bir de hepsini almış ya. Azıcık bana da bırak söyleyeyim. Ya sen yemeyeceksin bile. Sana ne? İkisi de güzel gözüksün fotoğraflarda. Benim amacım o. Ben dışına taşırdım. Ben küçükken ben boyama kitabı da boyayamıyordum zaten. Belli. Kalıplarıma sığamıyorum, anlıyor musun? Anlıyorum hayatım gerçekten. Anlıyorum, ben bitirdim. Ben de bitirdim öyle. Sen bitir diye bekliyordum. Eminim öyledir. Hala onu bekliyorum. Şimdi detayına bakacağım. Bak bakalım. Güzel, başarılı. Ondan sonra içine önce avokadomuzu... Yok, önce kaşarımızı koyacağız. Ya gerçekten içime girdi. Arkadaşlar böyle şeylere girmeye gerek yok yani. Adam gibi dökün. Ha, senin az oldu ya. Yok yok, böyle iyi, boş ver. Neyse, olacak. Biri daha fazla olur. Aa, bu arada ben söylemeyi unuttum ama bunları biraz böyle ızgara yapacağız. Biz tost makinesini önden ısıtmaya aldık. Şu an orası bayağı sıcak olsa gerek. Evet. Biraz daha soyuyorum. Şimdi üzerine avokadomuzu koyacağız. Daha önce de hiç avokado yemedim. Acaba nasıl bir şey olacak? Ben de yemedim. Şimdi bir parça şeye bakacağım. Bakacağım. Büyük ihtimal çiğ çiğ hiç güzel değil. Tadı olmadığını söylüyor insanlar. Yani herhangi bir spesifik bir tadının olmadığını. Evet. Şu an sadece dilimi çiğniyormuş gibi hissediyorum. Ama acısız. Acısı yok yani. Evet, önemli onunla bence. Yani, okey. Güzel bir tadı yok. Avokadonun niye bu kadar pahalı bilmiyorum. Aslında eskiye göre yine daha ucuz ya. Daha pahalıydı. Evet. İlk geldiği, ilk böyle şey olmaya başladığı zamanlar. Şimdi hani en saçma sapan mahalle şey bakkalında bile var yani neredeyse. Ben elimi şey yapmak istemediğim için, mor etmek istemediğim için bununla alacağım. Bu arada sanki kendisi saçma sapan bir mahallede oturmuyormuş gibi. İşte o yüzden şaşırıyorum zaten. Hani mahallemde böyle ananas satıldığını ya da ne bileyim avokado falan satıldığını görünce garipsiyorum abi. İstemiyorum, bırak kaşığımı. Ya bunu nasıl yiyeceğim ama üstündekini? Böyle mi yapayım? Nasıl yaparsan yap. Bekle 2 dakika, sıranı bekle. Al. Allah Allah ya. İki elle bir soğan doğrultamıyor. Tamam, soğan da bitti. Şimdi benim hiç sevmediğim bir şey koyacağız üstüne. Ispanak. Ispanağı da bol bulmuşuz resmen. Evet, birazcık yani aldığımız ıspanağın bir kısmını aslında akşam yemeği yapabilirdik. Yapmadık. Çünkü ben
Kendiminkini bitiriyorum işte, çocuğa yardım ediyorum. Ne yapayım, çok yavaş ya. Olmuyor. Birazcık koydum kendimi. Yo, bayağı koydum ya. Ve turşumuzu da koyacağız. Abi bu şey kapanmayacak. Ben kapatırım, sen merak etme. Bir Mersinli olarak üstün durum yeteneklerimi küçümsem ama yani bu şey kapanırken ekmeği mahvedecek. Bence bu kadar turşu yeter. Şimdi üzerine birazcık karabiber dökeceğiz. Al bakalım. Tuz falan koymuyor muyuz ya? Gerek yok bence tuza. Bu arada turşuyu biz acı turşu bulamadık ama acı turşu bulabilirseniz bence daha güzel olur. Sonra... Öyle mi kapanır? Böyle böyle yapıp ondan sonra sarmayacağız mı? Tamam. Okey, komple kapatıyorsunuz. Hayır canım. Altından üstünden şöyle biraz kıvıracağız. Ondan sonra şöyle mesela saracağız bunu. İyi, elim hep şey oldu. Şöyle. Ekmeğimiz çok da başarılı değilmiş. Aynen, ekmek çok başarılı değil. Daha güzelini alırsanız daha iyi olur. Aç bakalım onu. Şöyle. Yaklaşık birkaç dakika kadar her bir tarafını şey yapacağız. Kapatmasak daha mı iyi? Açıkta olsa. Korkanın çocuğu olmaz. Tamam. Şey yapsaydın keşke. Üstler. O zaman şey olmaz ki. Tamam. Tost olmaz ki. O zaman biz bunu birkaç dakika pişirelim. Ondan sonra geri dönelim. Evet arkadaşlar, has bread'imiz hazır. Has bread. Şunu alayım. Al bakalım. Bakalım Ece ne kaçırıyor. Allah, umarım bir şeyler kaçırıyordur. Güzel aslında. Okey, tadı aslında gayet güzel. Acısı çok yerinde. Labne çok yakışmış. Avokado da güzel. Olmasa olur mu bilmiyorum. Avokadonun çok böyle bir boş bir tadı var. Belki de bizim yeterince olgunlaşmış avokado bulamamızdan ötürü de olabilir o. Olgunlaşsın diye bir gece muzla beraber bir poşette beklettik ama çok işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Hani o videolardaki gibi kremsi bir kıvamı yoktu. Keşke öyle olsaydı, belki daha güzel olabilirdi. Aynen. Neyse. Bence güzel. Bence yenir. Atıştırma okulları koş. Yapımda 5 dakika falan sürüyor yani. Aynen. Tost makinesi dahil. O zaman başka istediğiniz tarifler varsa aşağıda yorumlarda bekliyoruz. Bize abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.